Cep telefonlarının insanlar üzerinde etkileri nasıldır? Yapılan araştırmalarda cep telefonunun termal ve termal olmayan iki temel etkisi gösterilmiştir. Termal etkiler, vücut tarafından yutulan elektromanyetik enerjinin ısıya dönüşmesi ve vücut sıcaklığını artırması olarak tanımlanır. Bu sıcaklık artışı ısının kan dolaşımı ile atılarak dengelenmesine dek sürer. Cep telefonları gibi radyo frekans kaynaklarının sebep olabileceği sıcaklık artışı gerçekte çok düşüktür ve bu artışı ortalama 0.1 derece dolayındadır. Bu elektromanyetik dalgaların beyine ulaşmasının yaş ile birlikte azaldığı, 5 yaşındaki bir çocukta bu dalgaların beyine %75 oranında ulaştığı, erişkinde bu oranın %25 olduğu deneysel çalışmalarda gösterilmiştir. Termal olmayan etkilere bağlı olarak beyin aktivitelerinde değişiklikler, uyku bozuklukları, dikkat bozuklukları bildirilmektedir. Cep telefonları kansere neden olabilir mi? Cep telefonları elektromanyetik dalga yayarlar. Yaydığı elektromanyetik dalga enerjisi çok düşüktür. Bu enerji düzeylerinde iyonizasyon olamaz. İyonizasyon olmadığı için de DNA hasarı oluşmaz ve kanser gelişemez. Bu konudaki önemli çalışmalardan biri olan Danimarka çalışmasında 420 bin cep telefonu kullanıcısı 21 yıl boyunca izlendi. İngiltere'de ise beyin tümörlü 966 ve sağlıklı 1766 kişi cep telefonu kullanım yoğunluğu açısından araştırılmıştır. Beyin tümörü olanlar ile sağlıklı grup karşılaştırıldığında aralarında fark bulunmamıştır. Almanya, Fransa, Japonya gibi 13 gelişmiş ülkeden 16 çalışma grubunun işbirliğiyle yapılan Interfon çalışması geçen yıl çok ses getirdi. Düzenli cep telefonu kullanımı ve 10 yıldan fazla kullananlarda memejiyom, gliyom ve akustik norinom gelişme sıklığında artış saptanmazken ilk günden itibaren 1640 saatten fazla konuşma süresine sahip olanlarda bu tümörlerin gelişim riskinde artış olduğu gösterilmiştir. Ancak bu çalışma düzeni nedeniyle eleştiri almıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar cep telefonu teknolojisiyle kanser arasında kesinlikle bir ilişki yoktur demek için yetersizdir. Cep telefonu kısırlık yapar mı? Erkekler cep telefonlarını özellikle pantolon ceplerinde taşıdığı için kısırlık konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Cep telefonlarından yayılan iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, beyin, kalp genel durum üzerine etkilerinin yanı sıra sperm sayısında %30, motilitesinde %40'lara varan oranlarda azalma saptanmıştır.